Evet, selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Fallout oynayacağız. Şuradan bir yudum alalım başlamadan önce. Fallout enerjisi diyelim şuna. Bize enerji veren enerji drink. Tamam. Arkadaşlar, yeni bir seriye başlıyoruz sizinle birlikte. Fallout 4'e başlıyoruz. Oyun tamamen Türkçe ama yani bize göre ayarlanmış. Bu arada bu yamayı yapanların eline sağlık. Teşekkürler. Sizin sayenizde biz Türkçe'de oynayabiliyoruz şu an. Ve evet, bayağı zamandır çekim yapamadım ama şimdi devam edeceğiz. Bu seriyi aynı Risen'de yaptığım gibi baştan sona çekmek istiyorum. Bölüm bölüm çekeceğiz bu oyunu da. Evet, ayarların hepsini çok yüksek yaptım. 4K'da çekmeye çalışıyorum. Umarım problemsiz çekim olur. Ve tabii ki devam etmeyeceğiz. Oyuna yeniden başlayacağız. Ama başlamadan önce Fallout nasıl bir oyun? Fallout böyle bir oyun arkadaşlar. İşte savaş oluyor. İnsanlar böyle atom silahları kullanmaya başlıyor. Sonra dünyayı berbat hale düşürüyor. Düşürdükten sonra da arkadaşlar... evet, birkaç kişi hayatta kalıyor ve falan filan. Tabii ki oyunun başında göreceğiz bunları. Kusura bakmayın. Biraz hışkırık tuttu da. Şöyle diyeyim arkadaşlar, oyunu başlatacağım ama galiba başta altyazı yok. Demin denedim, olmuyordu. Ama sizinle birlikte başlayalım bakalım bu oyun nasıl. Acayip. Merak etmiyorum çünkü biliyorum. Ama Türkçesine böyle biraz değişik geliyor sana. Onun için hadi bakalım. Fazla şey etmeden başlayalım ve herkese yeni diyelim. Herkese iyi seyirler ve başlıyoruz. Robotu yükleniyor, yükleniyor. Evet, galiba biraz sürecek gibi geliyor bana. Hadi bakayım. Yüklen. Yüklen. Evet, başlıyor. Bethesda Game Studios presents Fallout 4. War. Savaş. War never changes. Savaş hep aynı kalacak. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, büyük babası wondered when he'd get to home to his wife and the son he'd never seen. Oğlunu korumak için. He got his wish. Yani ailesini korumak için savaşmaya gitmiş. By dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. Evet. Hiroshima'ya atom bombası atıldıktan sonra büyük savaş başlamış. Instead, sonra something miraculous happened. Atom enerjisini kullanmaya başlamış insanlar. Sadece silah diye değil, enerjisini kullanmaya başlamışlar. Robotlar, arabalar, füzyon enerjisini kullanıp da her şeye insanların için kullanmışlar. People awoke from the American dream. Büyük bir Amerikan hayalimiş. Shortages of every major resource. Ama işte savaş günü başlamış ve her şey kötüden olmuş. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. Evet, büyük savaş başlamış. For myself, for my wife, for my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, evet,
Evet, galiba büyük babasının hikayesini anlatıyor. War never changes. Savaş, savaş hep aynı kalacak deyip oyuna başlıyoruz. Savaş asla değişmez, aynen öyle çevirirse. War never changes. Tamam, savaş. Akşam veteranı hal konuşalım. Öyle mi? Öyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Hadi aynı karşısında olay bırakın. Doğru. Tamam, şimdi arkadaşlar başlangıçta seçebiliyoruz ya kadın karakteri ya da erkek karakteri. Biz tabii ki kendimizi yaratmaya çalışacağız şimdi. Etrafına bakılmak için mouse tuşuna basın. Nasıl? Ha, böyle. Tamam, anladık. Şöyle bakabiliyoruz. Böyle etrafa böyle bakılıyor. Tamam. Evet, oyuna başladık. Biraz oyunu bize anlattı ama altyazı falan görmedik. Elimden geldiği kadarıyla biraz da işte böyle kafadan attım size anlatmak için. Evet, hemen başlayalım. Karakterimizi kurmaya. Şimdi nasıl yapalım? İlk önce yüz seçiliyor. Bence bu yüz iyi. Zaten detayına gireceğiz. F100. Bak böyle seçebiliyoruz. Sonra karakterimize bir görüntü verebiliyoruz. Tamam, hemen verelim. Kendimiz mi yapsak? Tamam, başlayalım. Hadi bakalım. Burun. Bak böyle bir sürü yani değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz işte. Arkaya, geri, yukarı, aşağı yani bir sürü özellikleri var. Biz kendimizi yapacağız. Böyle tahmine göre biraz böyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada arkada da radyo açık galiba. İnşallah telif hak yemeyiz. Tamam. Bir saniye. Bak hatta burun ucunu bilene şey atabiliyorsunuz. Yani yapabiliyorsunuz. Bende nasıl gözüküyor bilmiyorum. Böyle biraz burun delikleri gözüküyor gibi bende de. Benzetmeye çalışalım. Biraz uzatalım burnu. Çünkü benim burnum aslında uzun ya. Uzun tamam. Uzun ama fazla uzun değil. Bak şöyle nasıl. Benzedi ya. Benim burnuma benzedi. Tamam. Peki bunu nasıl onaylıyoruz? İlan onaylıyorsun. Tamam. Evet. Burun delikleri. Biraz bakmalıyım. Ben de böyle biraz açık gibi. Nasıl? Kalsın ya böyle. Ne? Burnun büyük mü geldi? Benimkisi de büyük. Mecbur öyle alışacaksın artık. Peki bunu nasıl inceltebiliyorum? Yok, bu uzatma, büyütme. Dur, bir türlü oluyordu. Böyle mi de? Bir saniye. Bir şey değişiyor mu arkadaşlar? Bir şey değişiyor mu? Ben fark etmiyorum ama. S, V diyor. Aha, aynen. Bak şöyle. Çünkü benim burnum galiba biraz sivri ya. Böyle kalın değil, biraz sivri. Şöyle yapalım. Tamam, gözler... Biraz daha açık gibi. Şunu onaylayalım da. Gözlerim biraz daha böyle... Nasıl diyeyim? V'ye... Ha bak. Biraz daha büyütelim. Tamam. Böyle herhalde. Şöyle diyelim. Tamam. Elan oynayalıyoruz. Renkleri nasıl seçebiliyoruz? Bakalım. Şekil, renk. Bak C'ye basınca göz renkini değiştirebiliyoruz. Bizimki... Yani benimki... kara ya. Siyah göz. Kara göz. Aynı. Kanal ismimiz gibi. Kara gözüz biz. Çelik, koyu sarı, mavi, koyu gri, cyan, açık yeşil, ela yeşil, açık kahverengi, mavi yeşil, kahverengi. Aynen şöyle. Tam şöyle işte. Evet, kaşlar. Kaşları da hemen yapalım. Biraz daha kalın yapabiliyoruz mu bunu? Kalın olmuyor da. Tip verebiliyoruz mu? Bir saniye. Bak tip diyordu. Şekil T'ye basınca pardon. Ha bak doğrumuş. Hangi tarz kaş var bende bilmiyorum tam olarak. Seçmeye çalışacağız bakalım. Böyle biraz fazla kaşım var ama yani fazla derken biraz kalın. Bakalım. Şu olabilir mi? Bilmem ki ya.
Olabilir de. Bak şu da olabilir. Şunu alalım. Ne oldu lan? Hayır, onaylama sakın. Evet, şu kaş bize... Lan benzedi resmen ya, adam bize benzedi baksana. Benzedi ya. Benzettik biraz. Hiç olmasa da az tipi benzedi. Saçları dur, saçları da yapalım da ona göre şekillerimizi değiştirelim. Stil. Saç stilleri. Bizde hangisi var? Şuna benzer bir tane var. Ya şuna. Ya şuna. Bilmiyorum artık. Bak seçmeliyiz. Bir sürü var zaten. 20 tane var şu an. Modlardan da daha çok ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama 20 tane var. Acayip. Bazıları çok tuhaf gözüküyor. Bak aslında bu... Bir saniye. Saç 2. Benim saçım biraz daha uzun ama bu tarz yani. Biraz daha uzun, bir de renkli işte, sarı biraz yukarı. Sarı derken beyaz yapmak istemiştim ama yani gri. Gri yapmak istemiştim, sarı oldu salaklar gibi. Bak buna benzeyen bir tarz, yani bizim saça benzeyen bir tarz bulmalıyım. Kenarları bende kısa arkadaşlar. Üste biraz daha uzun. Böyle bir saç bulabileceğiz mi? Ya bir tek o vardı deminkisi. Nerede o? 2'di değil mi? 2'di. Tamam şunu alalım. Tamam. Şu rengi değiştirebiliyor mu? Renk C. Bakalım benzetebiliyoruz mu? Vallahi benzetemiyorum. Bütün saçı boyuyor. Platin sarı falan filan deyip de. O zaman benim doğal saçım aslında simya. Kremsi. Aslında şöyle benim saçım ya. Normalde. Şöyle bırakalım. Evet. Gelelim devam. Sakalı da yapalım. T'len sakal yapabiliyoruz. Bu bize biraz zamanımızı tutacak ama yani karakterimizi güzel yapacağız. Evet. Bıyık sakalı da benzetmeliyim. Bak bu deminkisi benziyordu biraz ha. Az da olsa benziyor ama bak şu daha çok benziyor. Aslında bu fena değil ya. Benziyor mu? Bilmem ki. Ya şöyle mi yapsak? Ya vallahi bu benziyor. Şunu alacağım galiba. Bak şu. Lan adam resmen benzedi ya bize. Acayip güzel yaptım ya. Benzedi bak bak. Böyle. Evet fena değil. Kulak detayına doğru yapmak istiyorum her şeyi. Bak kulaklarım biraz küçük gibi, küçük olmalı. Bunun kulağı biraz büyük. Şunu nasıl değiştirebilirim? Ayarlar. Şimdi ben bunu küçültmek istiyorum. Mesela nasıl olacak? Kepçe kulak mı yapsak kendimize? Az biraz var kepçe ama fazla yok. Peki ben bunu nasıl büyütüp küçülteceğim? Bir saniye. Bak renk, şekil, ayarlar. Şekil T. Kulaklara git. Tamam. Şeki. Uzun. Bak şu olabilir. Tamam. Bu doğrudur. Yani biraz büyük ya. Ben bunu küçültmek istiyorum. Nasıl küçülteceğim? Ayarlar S. Ah. Bulduk. Aynen. Küçük olacak ama... Biraz büyüt. Büyüt. Tamam böyle. Tam iyiceli benzedi ya adam bize. Baya bir benzettik ya dostlar. Daha ne yapacağız? Bakalım. Acayip benzedi ya. İkizim oldu. Şuradan bir yudum alayım da sonra devam edeceğiz. Vallahi bu da tam oyuna uyan bir şey. Fallout bardağı. Ucuzluk vardı, oradan almıştım. Bayağı ucuza. Evet. Nerede kalmıştık? Çoğu şeyi yaptık. Ama mesela bak şuraya şekil verebiliriz. Şekile bas. Şöyle bakalım.
Bak burada böyle biraz çizinti mizinti yapıyor. There's my strapping husband. Aslında şu yara parçalanmış mı? Neresi parçalanmış ya? Ha bak gözünde parça... Ah pardon, ne oldu la? Şekil nasıl veriyorduk şurada? Parçalanmış zaten. Bence böyle iyi ya. Kalsın. Kalsın. Geri çık. Bak gözleri... Bizimki yukarıda açık ya. Tamam, biraz açık yap. Tamam. Evet, bu bizi biraz uğraştıracak ama oyuna başlamadan önce yani bu karakteri yani bayağı zamandır oynayacağız. Onun için o kadar güzel yapmak istiyorum ki yani benzetmek istiyorum kendime. Onun için biraz zamanımızı alacak. Şurayı da biraz açalım. Daha çok benzedi mi? Biraz kapatalım ya. Benzedi, benzedi ya. Evet, dudaklar. Şurayı biraz daha şişirtmeliyim. Ben de alt dudak biraz daha kalın galiba. Şöyle. Fazla şişirtmeyelim de bozmayalım fazla biçimini. 7 ya, önceki 7. Şunu biraz küçültelim. Ne? Tamam. Of. Yoruldum ya. Şimdiden yorulduk. Bence arkadaşlar şu an iyi. Ama şey yapalım ya, ten rengi. Onu değiştirin biraz. Aslında ben kamerada biraz daha beyaz gözüküyorum da bu adamdan şimdi ama aslında o kadar da beyaz değilim yani. Renk C. Bak size göstereyim. Yanmış, bronzlanmış, güneşlenmiş, pembe, güneşlenmiş, bronzlanmış, bilmem ki benzedim ya, bilmiyorum ya. Tamam, yetti. Yetti. Güzel ya, yeter bence bu kadar arkadaşlar, yetti. Şimdilik böyle kalsın, sonra beğenmezsem tarzımı, galiba sonra da oyunda da değiştirebiliyorum, saç tarzı falan filan, onlara bakarız. Ekstralar 100 100 ekstralara da bir bakalım. İşaretler nasıl işaretler? Yok lan. Böyle benmen yok fazla bende. Şu gözümün bir kenarında bir yerde var şurada ama başka yerde yok galiba. Öyle bende yok burada. Bu ne? Şunu kapatamıyor mu? Dur onayla iptal et. İşaretler. Yok ben bunu bak kaldır şurada. Kaldırdık. Lekeler? Bu halen bir sürü leke var suratımızda. Sivilce. Hep sivilce dolu zaten. Yok. Hop pardon. Ekstralara güne gir. Yara izi. Bak o bende var işte. Şu bir kaşımın üstünde bir darbe almıştım. Küçükken o yapabiliyoruz mu? Bakayım hemen. Bu kadar büyük darbe de değildi. Böyle küçük bir... Şuna benzer bir şey. Ha, bunun daha incesi olsa iyi olurdu. Şu kaşın üstünde bir küçük bir çizgi olsa yani... Çünkü bende küçüklükten beri var o... Zaten bak burada belli oluyor. Bu yeter bence. Çık şuradan. Ekstra... Çık şuradan. Tamam. Ekstraları yaptık. Vücut. Vücuta bakmalıyız. Bak uzaktan bakınca tipi hiç benzemiyor abi bize. Değil mi? Acaba ten rengi yüzünden mi bilmiyorum. Şimdilik böyle bırakalım. Sonra da değiştirebiliriz zaten ama vücutu biraz değiştirmeliyim. Bak fazla değil. Fazla zayıf da değilim. Böyle ortamsı bir şey. Tamam şöyle iyi ya. Şimdi biraz daha zayıf yapalım. Fazla olmasın da. Kaslı tamam böyle iyi. Onayla. Tamamdır beyler. Hazırız. Enter'a tıklıyoruz ve devam ediyoruz. Bayağı zamanımızı aldı zaten bu karakteri yapma. Tamam. Karakterini onayla. Tamam. Adımızı koymadık ya. Ad koymadım ya. Tamam hadi. Sen de aynaya bak. Nora. Konuşabiliyor musun seninle? Hey tatlım. Hazırlanıyorum. Ne için ya? Ne yapacağız? Bugün bir şey mi yapacaktık?
Şöyle düşe bir gidelim. Şişt. Aha bir damla düştü, gördünüz mü? Lan damla geliyor. Yanlış mı gördüm? Yine bir tıktan. Vallahi damla düştü. Islandık. Şurada. Lan detaylı bayağı güzel ha. Acayip güzel yapmışlar. Tabii ki de 4K'da ilk defa oynuyorum ama çok güzel şeyi var lan. Şşt, ben sana demedim mi tuvalete girince kapıyı kapat. Terbiyesiz. Tamam, şuraya gideceğiz. İlk önce şuraya da bakalım. Etrafımıza bakacağız tabii ki. Çünkü RPG oyun yani sonuçta. Bu neymiş? Bak robotu almışız kutudan. Şimdi burada bize şey, uşaklık yapıyor. Evet, bu ne? Kurutucu. İcabına bakalım. Cotswolf. İcabına bakar Cotswolf. Cotswolf da herhalde bak şu olması lazım. Şu ne? Çamaşır makinesi. General Atomics International'ın başka bir güzel ürünü. Ürünmüş. Hepsi atom enerjisinden çalışıyor. Bayağı iyiymiş. Şurada ne var? Abraxo. Abraxo. Tüm temizlik ihtiyaçlarınız içinmiş. He, anladık. Var mı daha burada bir şey? Yok. Şurada da bir şey kalmadı. Bak burayı izole etmişler. Bak bak şuraya. Tamir etmişler. Açık kalmış halen. Burası açık. Acaba biz mi tamir ettik? Bilmiyorum. Olabilir arkadaşlar. Belki burada tamirle uğraşmışız. Sonra halen açık kalmış orası. Tamam buraya da hallettik. Kapatalım kapıyı. Şu etrafa baka baka, potrelere baka baka resimlere var. Bayağı güzel resimmiş. Baka baka şuralara da. Ortalık dağınık ya. Toplamalıyız biraz. Biraz ortalığı toplayalım. Kapat şununla. Heh. Şu odamıza da bakalım. Oo, tatile gitmişiz. Deniz kenarına. Acaba Türkiye mi? Bilemem. Bir kitap var. Dolap. Lamba. Oturabiliyor mu? Otur bakalım. Evet oturduk. Kalk. Yeterince dinlendin. Evet vazolar. Şurada bir radyo var. Hemen radyoyu da kapatalım. Elektrik gidiyor boşuna. Evet kamera. Yeni bir fotoğraf makinesi almamın zamanı geldi. Şimdi bu eski mi oluyor? Onu mu demek istiyorsun? Sizin zamanı göre galiba yine. Oo dışarı bakın. Hava da baya güzelmiş bugün. Tam gezilmelik ya. Şurada ne var? Asker üniforması. Savaş asla değişmez. Gayet anlaşılır. Yelek kasak. Yelek kazak. Tekrar giymeme gerek yok. Daha ne var? Bir şey daha vardı ya yukarıda. Yok tamam. Vardı ya. Yok dolapmış. Kapı. Bir şey daha yok mu? Kapı. Tamam burada da hiçbir şey kalmadı. Kapat. Biraz toplayalım ortalığı. Yatağımız da tertemiz. Bir şey gözden kaçırdık mı? Yok ya. Her şeye baktık. Böyle etrafımıza baka baka gittik. Şu ne? Saat. Yine bozulmuş. Bayrak. Tanrı Amerika'yı korusun. Demedim. Ben demedim. Orada okudum sadece. Sandalye. Oturmayacağım. Tamam bu kadar. Burada da başka bir şey yok gibi. Kapat kapıyı. He şimdi bu bebek var burada. Bisiklet. Sean'a bisiklet binmeyi öğretmen için zamanı gelecek falan filan. Beyzbol eldiveni. Şimdilik biraz büyük ama bir gün Sean'a tam olacak. Büyünce beyzbol öğretecek. Parka gittiğimiz zaman bunu imzalatmalıyız. İmzalat bakalım. Oyuncak blok. He, hecellemekte çok iyi olacak. Ya da blokları parçalamakta. Demek ki biraz şımarık olmaları lazım. Ayıcık. Hu, yere nasıl indiniz Mr. Bear? Bilmem belki hayaletler atmıştır. Şu ne oyuncak araba? Hehe. Düşünsene bir gün bu küçük adam nasıl arabayı kullanacağını falan filan. Biraz yavaş okuyorum ama yani durdurup siz okuyabilirsiniz. Special rehberi. Sean'ın ileride nasıl bir olacağını çok yavaş okudum yine. Evet, Sean da orada. Şuraya baka baka ilerliyoruz tabii ki. Şu dolabı da açalım. Açıl sesam. Şu ne? Blast Radius. Güzel bir oyuna benziyor. Başka da bir şey yok. Kapat. Bir şey var mı daha? Ha bak Sean da orada. Gözden hiçbir şey kaçırmadık. Her şeye baktık. Sean nasılsın? Oğlum. Pişt. Gidi 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 gidi. Hiç gülmüyor bile ne ha. Şunu açalım. Hadi. Hadi biraz yat.
Sen biraz dinlen oğlum. Ben burada biraz işim var. Tamam, kapıları kapattık, her şeyi baktık. Şimdi gidelim yavaş yavaş salona doğru. Aa, günaydın efendim. Kahveniz 78 derece. Biraz soğudu ama kıvamı mükemmel. İçerim, içerim, problem değil. Bugün gazetesi de biraz önce teslim edildi. Aa, bakalım o zaman. İçeceğimizi içip gazetemizi okuyalım. Bu güzel sabah. Da. Bakalım. Lup 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 lup. Oh. Bu mu gazete? Şu arkada olsa gerek. Gazeteye bak. Hmm, yeni bir şey yok. Tamam, fazla okumadık. Öyle kalsın. Bu ne? Grognak çizgi romanı. Barbar Grognak ve bebek yarasaların ormanı. En sevdiğim. Aa, görünüşe göre birisi kakasını yaptı. Ben genç Sean ile ilgileneyim. Biliyorsun başta biraz gergin ama Code for Sean ile çok iyi geçiniyor. Sen hangi arada geldin lan? Bu ne zaman geldi? Etrafım zaten gözüm her yerde. Bu nasıl geldi? Hava durumu baktığınızda kanalın gelen soğuk. Önümüzdeki haftada tahminlere pazartesi günü yüksek. 52. 52 derece. Ölçüm istasyonlarımıza bazılarına beklenti sıcaklık değerleri alıyoruz. Mambajo adasının bu gece hava bayağı soğuyacak. Asya'nın güneyinde sıcaklık mevsim normallerinin altına olacak. Öngörüler 5 koldron için bir sobe. Jambore çok rahat olacak. Güncellemelerle tanklarımızın kullanılma kolaylığı için komisyonu şu an görmek için geliyor. Muhtemelen ve şimdi spor haberleri. Amerika'da bazı şeyler basılıyor. Acayip ya. Televizyonda ne olmuş onu bileni çevirmişler. Tamam, kapıya şimdi bakarım. İlk önce buraya bakacağız. Çünkü kapıya baktıktan sonra radyoyu açtık yine. Kapat şunu. Holotelip oynatıcı. Geliyorum. Hadi sadece kapıyı aç da artık gitsin. Tamam, gidecek gidecek. İlk önce şuraya bakalım. Sigara. Bunu buraya kim bıraktı? Bourbon. İçmek için biraz erken. Daha ne var? Şöyle gezelim. Gazeteyi okuduk. Grognak şeyini, kitabını da okuduk. Şuraya da bakalım hemen. Ya, robota bak ya. Mükemmel. Böyle şey her evde olmalı. Pes etmeyecek. Biliyorum. Beklesin. Sabır etsin. Bu ne? Biberon. He, bu kadar küçük birisi nasıl bu kadar çok içebiliyor? Vallahi 3 tane biberonu bitirmiş çocuk ya. Maşallah. Kapıyı aç. Oo, Nuka Cola. Buz gibi. Süt. Bir de A kalitesinde hazır Salisbury Beefsteak. Beefsteak yemek. Adam beklesin biraz ya. Daha ne var şu masada? Şeker bombaları. Şeker bombaları. Günlük şeker ihtiyacının %100'ü. Demek ki baya tatlı bir şeymiş. O köpeği asla bulamayacağım. Kayboldu mu? Şey, etrafa bakalım, şu arkada da bir şey yok gibi. Şuralara baktık. Şu ne? Okey, ama bu ne? Hukuk diploması. Bakacağım bakacağım. Onunla gurur duyuyorum. Hava durumuna bakın. Babasının diploması olması lazım. Şu dolabı açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. Dur, Shaun'a bir bakalım. Şşt, Mr. Robot. Ne yapıyorsun? Afiyet olsun efendim. Hey Codsworth. Hey Codsworth. Yerleri sana süpüreceğim. Yerleri sonra süpüreceğim. Tamam. Bebek. Geldim geldim. Tamam. Yetti artık. Kapat şunu. Şu tuvaletin kapısını sana bir kere kapat demiştim ya. Evet. Açalım kapıyı. Bakalım kimmiş bu. Günaydın. Voltec'ten geliyorum. Voltec. Devam et. İlgilenmiyorum. İyi günler. Voltec. Voltec'te ne oluyor? Voltec. Bir hatırlasana şunu. Her şeyi sizin için efendim. Amacımız geleceği koruma gereksinimi. Voltec ülkenin önde gelen nükleer volt üreticisidir. Eğer isterseniz voltların nükleer yıkıntı deşiklerine bile lüks konaklar imkan sunarlar. Reklam yapıyor. Sonunda sizinle konuşabildiğin için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Gün boyunca çalışıyorum. Sizin temin ederim çok acil bir durum var. Acil mi? İşte buradayım. Şimdi değil. Acil mi?
Bu kadar önemli olan ne? Neden geleceğiniz daha az iyi oldu ki? Efendim, daha fark etmediyseniz bu ülke yıkılmak üzere. Allah Allah. Lütfen dilimi bağışlayın. Nükleer facia ne yazık ki bu kaçınılmaz. Ayrıca düşündüğümüzden daha yakın. Anladınız mı? Oo. Anladın mı? Şimdi biliyorum meşgulsunuz. O yüzden çok kıymetli vaktinizi fazla almayacağım. Bugün buraya hükümetimizin ailesini vereceği bir hizmet söz etmek için geldim. Bölgedeki vault'a giriş için seçildiniz. Vault 111. Vault 111. Yer var mı? İşim var. Harika. Git buradan. Yer var mı? Tüm ailemi sığacak kadar yer olacak mı? Tabii ki, tabii ki. Robotunuz hariç doğal olarak aslında giriş için her şeyiniz hazır. Bu sadece bazı bilgileri doğrulamak için. Ne? Beklenmedik bir nükleer felaket durumunda herhangi bir gecikme olmak istemeyiz. Tek bir an bile. Açıkla. Alay et. Evet, hayır, açıkla. Açıkla. Bana Vault'tan bahset. O sizi temin ederim. Hepsi evinizin rahatlığına, nükleer radyasyon ve düşman modların karşı tamamen korunmalı olduğuna bahsediyorum bile. Daha iyi bir gelecek yer altında. Bu sadece misyonumuz değil, aynı zamanda vizyonumuz. Tamam, evet diyelim. Tabii, hadi yapalım şunu. Muhteşem, muhteşem. Hadi bakalım. Muhteşem. Evet, şimdi burada ne yapabiliyoruz? İsmimizi verebiliyoruz arkadaşlar. Pardon. Bir yudum da alalım. Evet, ismimizi verebiliyoruz ve burada puanlarımızı dağıtacağız. Bize kendinden bahset. Valtek sizi gelecekten neyin mutlu edeceğini bilmek ister. Tamam, ismimizi ne koyalım? Hı? Ne koyabiliriz? Karagöz mü koysak? Sığmıyor lan. Ne oldu? Ne oluyor be? Anam. Pardon ya, enerji gidiyordu. Ne oldu ya? Yanlış tuşa bastım. Bir daha. Bu ne? Şu ne ya? Bir saniye. Şuradan çıkmadayım. Ben buraya nerede? Anladım. Tamam, kara göz oluyor. Karagöz. Adımız öyle mi olsun? Karagöz mü olsun? Tamam, Karagöz olsun. Ya Karagöz lakabını takacağız kendimize. Zaten böyle nükleer şey olduktan sonra olay. Lakap takıyoruz kendimize. Karagöz. Bu. Buraların kahramanı. Karagöz geliyor. Tamam. Şimdi dağıtıma geçiyoruz. Tamam, bu tamamdır. Tamam. Karagöz, tamam. Güç. Güç strength. Fiziksel gücündür. Ne kadar taşıyabildiğin ve tüm yakın saldırılara etkiler. Evet, güç. O zaman biraz yapalım. 5'e yükseltelim. Neden dostlar? Çünkü daha çok eşya yanımıza taşıyabiliyoruz. Algı. Algı çevrede duyarlılığın ve 6. hissindir. Watts'taki silah hassasiyetini etkiler. Bunu 2'de bırakalım. Çünkü ben böyle... Watts dedikleri böyle hani yakından ateş ediyor ne olur. Ben kendim ateş etmek istiyorum. Dayanıklık. Dayanıklık fiziksel sağlığındır. Toplam sağlığın ve... Evet, bu sağlık veriyor. Tamam, bunu da biraz yapalım. 5 yapalım. Karizma. Karizma konuşma. Bu da önemli arkadaşlar. Konuşma etkileme ve ikna etmek yeteneği. Çünkü ikna da edebiliyorsun oyunda çok kişileri. Onun için bunu da biraz yüksek yapalım. 5 yapalım. Zeka. Zeka senin gelişmektedir. Kazanılan tecrübe puanlarını etkiler. Şunu da 3'e yapalım. Çeviklik. Çeviklik basitçe kurnazlık ve refleks aksiyon puanları ve gizemli yetenekler. Şunu da 2'ye yapalım. Şans. Şansı bak 5'e yapalım. Şuna da bir puan verelim. Güzel dağıtımlık olur. Onaylıyoruz. Mükemmel. Her şey tamam. Sadece sığınağa gitmeniz yeterli. Tebrikler efendim. Geleceğe hazırsınız. Hadi lan. Tekrar teşekkürler. Karagöz, Nora. Hey, bu için ferahlamak için birkaç evren doldur. Sen ve Sean için her şeye değer. İyi cevap. Arada bir olur. Tamam, iyi yapmışız. Bu hafta sonu tam burada şey... Efendim, geliyorum. Ne oldu? Vallahi okumadım.
Duydun ileri. İlerle. Efendim, Shaw'un kişisel ilginizi istiyor. Ufaklık babasının ihtiyacı var. Tamam Shaw. Gidiyorum lan. Oğluşumun yanına gidiyoruz. Şşt! Oğluşum. Shaw, ne yapıyorsun? Bebişko. Bebişko. Hayatımın en önemli iki erkeği nasıllar? Döneceği çevir, bunu çok seviyorum. Voltec'in ev hoş geldin kampanyası devam ediyoruz. 8 volt kullanmak acildir. Bebişko. Ne oldu? Hey! Hanımmış, beni ufaklık dinle, kahvaltıdan sonra parka gideriz diye düşündüm. Hem hava da güzel. Alay et ve tifa izlesek eğlenceli gibi. Eğlenceli gibi, tamam. Evet, kulağa eğlenceli geliyor. Efendim, bunu görmeniz gerek. Allah Allah. Cotswolf, sorun ne? Şşt. Nora gel. Acele işimiz var. Son dakika. Evet, bir son dakika haberi var. Patlama sesi onaylandı mı? Oo. Evet, dünyanın sonu geliyor. Görünüşe göre istasyonlarımızla bağlantımız kesildi. Elimize gelen onaylanmamış raporlar var. Bu onaylanma raporlar nükleer patlamalarla ilgili New York ve Pennsylvania'da. Tanrım. Aha. Sığınağa gitmemiz gerek. Hemen. Cotswolf. Hoşça kal dostum. Kapıyı da kapatın. Koş Nora. Tanrım, bu gerçekten olmuyor değil mi? Komşu. Ben bilmiyorum. Walt bu tarafta. Hızlı. Sahile süreceği yeterince uzak olur. Allah Allah. Helikopterler falan uçuşmaya başladı. İyi olacağız. Şşş. İyi olacağız. Koş Nora. Koş. Hayatını kurtar. Sadece taşın. Allah Allah. Ne oluyor? Kimsin sen? Tamam koşuyoruz. Koşuyoruz. Koş Nora, koş. Bu çok saçma. Listede değilsiniz. Allah Allah. Bazılarını içeri bırakmıyorlar. Yapma. Wow, tamam. Wow, tamam. Çık lan be. Çık. Geçmeliyim buradan. Listede bizim içeri al. Listedeyiz. Bizi içeri al. Bebek, yetişkin erkek, yetişkin kadın. Tamam, devam edin. Biz girdik. Peki öbürleri ne olacak? Nora gelsen. Öbürleri ne olacak? Kaçmalıyız. Patlama çok yakın. Nereden? Bu taraftan. Tamam. Oha, helikopter de geldi. Evet, bizi buraya yönlendiriyorlar. Hemen gidelim bakalım ne olacak. Nora hadi. Koş. O ses ne lan? Helikopter indi. Hadi bakalım. Çık şuraya Nora. Çık. Sen çıkmadan ben çıkmam. Ne oluyor? Neredeyiz oğlum? İyi olacağız. Sizi seviyorum ikiniz de. Şimdi aşağı indirin. Şimdi. Sıkı tutun. Bu şey daha hızlı. Tanrım. Oha lan. Dünya batıyor. Evet, indik. Mr. Russell. Birkaç komşuyla birlikte Walt'un içine itiştik. Başardık, yaptık, iyiyiz. İyiyiz de bir sürü zavallı insan öldü dışarıda. Maalesef. Lütfen herkes asansörden çıksın ve merdivenine devam etsin. Endişeliğe gerek yok. Millet, yeni evinize herkese yer var. Walt 111 daha iyi bir gelecek yer altında. Yani sadece biz mi? Evet, merdivenler. Bunu inanmıyorum. Bir dakika. Geç kalsaydık biz de... Hayır. Sakin olun. Hepsi geçti. Artık güvendesiniz. Herkes merdiven çıksın ve kontrolden geçsin lütfen. Hadi Nora. Hey tatlım. Başardık. Başardık mı sence? Hadi gidelim. Ne oluyor lan? Neler oluyor? Lütfen yürümeye devam edin. Affedersiniz. Kalbim sakinleşmiyor. Tanrım. Hey dostum.
Dostum, biz bir dakika izin ver. Ne diyorsun lan? Hey, merdivenden yukarı. Peki sen kimsin? Hey sen, yeni evinize hoş geldiniz. Bu kötü adam, bu iyi adam galiba. Çıkalım şu merdivenleri, hadi gel Nora. Şşt, kız. Voltec sizin için burada. Lütfen düzenli bir şekilde ilerleyin. Eve hoş geldiniz. Ha, geldin orada. Tamam, hoş bulduk. Şşt, ne oldu? Affedersin. Selam, oradaki sığınak mühürlenmeden önce birbirinizi hakkında emin daha çok şey bilmeliyiz. Nasıl daha çok şey bilmelisiniz? Biz burada neyiz? İyi. Kadın ve bebek. Sen önden mi gidiyorsun Laura? Hey tatlım. İyi olacak değil mi? Galiba. Geçelim lan. Oradan bir tulum al. Hepinizi bunlardan bir adet vermeliyiz. Masaya doğru gel. Hey. Vault 111'e hoş geldiniz. Kendinizin evinizde hissettiğinizden eminin. Emin olun. Falan filan. Sen kimsin? Bazı taramalar sürüyor. Çok rutin. Sen şişko. İlerle. Ne lan? Ne? Senden konuşmuştum zaten. Teker teker hepsinden konuşalım. Sen kimsin? Burada göreceğim bir şey yok. Affedersin. Devam et. Tamam ediyoruz ediyoruz. Tamam senden de konuştuk. Şu iki kadınla erkek bunlar niye burada duruyor? Hey sen. Sonsuza kadar bekleyemem. Nedir? Ne? Affedersin. Bajimizle ilgili bir sıkıntı var. Beklemeliyiz. Enişem ve tüm durumlar yeni isterler edildi. O ses ne lan? Evet bize bir elbise tutuyor alalım şunu. Sağ olasın. Teşekkürler. Şimdi ne yapıyoruz? Doktoru takip et. O sizin ne yapacağınızı gösterecek. Tamam. Siz şunu da ver. Koridor altında nereye gideceğini gösterir. Hey doktor. Sadece bu taraftan. Hadi gel Nora. Nora. Buraya çok seveceksiniz. Burası en iyileri tesislerinden biri. Diğerleri gibi değilmiş falan filan. İşte bir şeyler anlatıyor orada. Biz de ilerliyoruz yavaş yavaş. Gitti evimize. Her şeyimiz gitti. Annem ve babam DC'deydi. Tanrım. Canım ya başarmamışsalar? Biliyorum zor bir zaman ama Voltec her adımımızda yanınızda olacak. Burada kendinizi geliştireceksiniz. Sen kimsin? Lütfen bu sana biraz alan inmeli. Her şeyi kaybettik tanrım. Ne oldu? Komşu. Hey sen. Herhangi bir bağın getirmedik. Tüm kıyafetler tanrım inanabiliyor musun? Özlediğim ilk şey kıyafetlerim. İnsanlar ölüyor dışarıda sen de kıyafetlerini özlüyorsun burada ya saçmalık. İlerle. Tamam ilerleyelim. Nora hadi. Hey dostum. Aşağıda ne kadar? Uyulmalıyız. Öncelikle birkaç tipi şeyi halletmeliyiz. Tamam gidelim. Nereye getirdi lan bize? Bunlar ne böyle? Dur şunlarla ilk önce konuşalım. Sana geliyor maskalı doktor. Bebişko! Geliyorum, geliyorum. Affedersin. İşlenmeden çok fazla işim var. Bu kadar insanın geçti. Baba burada gördün mü? Tatlım bana yardım eder misin? Geldim. Bekle. Sadece talimatları takip et. Seni gitmene gerek yok. Tatlım. Ne oldu lan? Bunlar bizi donduruyor. Ucuz atlattık ha. Düşünmüyorum. Yetmeye karşıydım. Hey sen. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Değil mi? Devam et. Endişelenme. Asansör çok yavaş. Aman tanrım. Doktor? Kılavuz takip et. Tüm işlemler... Sen ne yapıyorsun peki? Hey. Voltec sizin için burada. Sadece talimatları uygulamalıyız. Affedersin. Sean hareketlendi. Yardım et. Bu nükleerden sıktığım... Bilmem ne. Tamam. Bebişko? Benim küçük adamım. Kim ha? Çok uzağa gitmiyorum. Hemen şuradayım. Evet konuşalım şundan. Hey. Acele etme. Tüm gün buradayız. İşte burada gördün mü? Her şey ayarlandı mı? Sadece içeri geç ve Volt. Nereye? Şuraya mı? Dalga mı geçiyorsun lan benimle?
Dalga mı geçiyorsun? Ben buraya girip beni dondurun ha. Biz ne için buraya girdik? Tamam girelim hadi. Her şey tamam mı? Sen önden git. Sean'la biraz ilgilenmek istiyorum. Tamam. Girelim şuraya. Girelim bakalım ne olacak. Kapsül size temsil edecek ve sığınak daha derinlerden gitmek önce basınacak. Sadece rahatla. Yeni bir hayata başlama vakti. Evet. Bölge sakinleri güvende. Hayata değerler normal. İşlem tamamlanıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? 5, 4, 3, 2, 1. Donduk lan. Donduk. Şimdi ne olacak? Gözüm gitti bu arada. Sanki şimdi atom şeyi bizim önümüzde patlıyor gibi. Evet, nefes alıyoruz halen. Manuel geçersiz kılma başarılı. Dondurma işlemi askıya alındı. Oo. Ne oluyor? Evet, önümüzde Nora ile Sean var. Evet, çöz. Bunlar da kim? Bu. O, burada. Aç şunu. Lan! Bırakın beni burada. Ne yapıyorsunuz? Bitti mi? Tamam. Tamam mıyız? Neredeyse her şey güzel olacak. Kim bunlar? Buraya gel. Hayır bekle. Hayır. Onu vermem. Çocuğu bırak. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Sana şahını vermeyeceğim. Anla gitti kadın lan. Lan sen var ya sen bekle. Dondurma işlemi tekrar devredildi. Devrede. Lan bu adamın yüzünü kafamda tuttum. Geberteceğiz bunu. Bu adamı yakalıp geberteceğiz. Nora maalesef son nefesini verdi. Aslında don bırakıp da belki sonra hayatta hayatını kurtarabilir miyiz bilmiyorum. Üzücü bir olay. Bir şey yapamayız ama. Dondurma ünitesine kırık hata. Lütfen bölgeyi acilen boşaltın. Evet, çıktık. Çıktık. Halen hayattayız. Otomatik kaydedildi. Zamanın dışında. Volt 111'den çık. Başlatıldı. Evet bir görev başlatıldı. Volt'tan çıkmalıyız. Açayım mı lan bunu? Açarsam bir daha... Bilmem ki. Dondurma ünlü hata. Lütfen bölgeyi acilen boşaltın. Hey! Tanrım Voltek bunu neden yaptı? Açabiliyoruz mu? Yaşam kapsülü manuel kullanım hatası. Peki... Geri kalan tek kişi olmam... Olamam. Merhaba. Kimse var mı? Yaşam kapsülü manuel kullanım... Hadi bir açma yolu olmalı. Hadi hadi hadi. Yüce Tanrım. Açtık. Artık geri dönüş yok. Nora. Bunu kimin yaptığını bulacağım ve Sean'u geri getireceğim. Söz veriyorum. Evet, intikam alacağız arkadaşlar. Neden bunu neden yapmışlar? Açamıyoruz. Şundan hepsi ölmüş. Neden bunu neden yapmışlar? Evet. Tamam. Burada başka bir şey var mı? Yani şöyle bakalım üstten. Yok gibi. Hemen devam edelim. Evet şimdi şu an çıktık arkadaşlar. Şurada bir... Şunu... Şurada bir şey yapabiliyoruz mu? Robo Industry Termeklik programına hoş geldiniz. Voltek'i seçtiğiniz için teşekkürler. Kriyojenik işlenme, yaşam desteği, pot kullanıcı durumu... Hemen şuna girelim bir. Kriyo işleme çevrim dışında erken iptal iste hatasıyla sonuçlandı. Uzaktan ele geçersiz kılma tespit edildi. Kontrol devre dışı. Tapa basıyoruz, geri gidiyoruz. Yaşam desteği.
Yaşam desteği, kapalı erken sonlandırma sistemi hatası ile sonuçlanabilir. Uzaktan ele geçirirse klima ne? Kılma tespit edildi. Kontrol devre dışı. Evet, her şey devre dışı gibi. Pot kullanıcı durumu. Bu ne lan? Bütün isimler yazıyor. Bak biz de buradayız. Kullanıcı durumu bilinmiyor. Uzaktan kontrol ile açılmış. Birincisi boş. Aha, Nora ve Sean. Kullanıcı durumu bilinmiyor. Pot kapısı manuel olarak açılmış. Hepsinde aynı şey yazıyor. Çıkalım şuradan. İlerliyoruz arkadaşlar. Şöyle etrafa da bakalım da. Lan. Sinirliyim zaten. Şunu nasıl açacağım? Ha, açılıyor mu zaten? Etrafa da bakalım. Şu ne? Evet, birkaç tane kapı var. Nereye gitti? O adam öksürüyor duruyor. Şuradan geçelim mi? Neredeyim ben? Bu ne? Yazılı al ne bu? Kahve fincanı ve yazılı altlığı. Onları hemen alalım. Voltec tulum yeni. Alalım ya. Şu. Tamam. Şuradan ilerleyeyim. Doğru mu gidiyorum bilmiyorum ama burada Volt gözleme terminali. Ne için? Ne işe yarıyor bu? Robo Industry Terminal programı hoş geldiniz. Voltec'in yaşam desteği pot kullanıcısı. Aynı şeyler güne yazıyor. Galiba hepsi aynı olan. Lan bunu insan sandım ha. Tamam, bir şey yok burada. Ha bak, burada da insanlar var ya. Tamam, biz şuradan geldik. Şu tarafa doğru gittik. Şurada bir, bak şurada bir şeyler var. Aç şunu. İçi boş gibi. Şurada ama kurbağacık var. İngiliz anahtarı. Var mı daha burada bir şeyler? Yok gibi. Adam üşüyor mu lan? Ne öyle? Acil çıkış yapma. Tamam. Buradan çıkamıyoruz. Kapı kilitli arkadaşlar. O zaman şuradan devam etmeliyiz. Edelim bakalım. Ulan bu ne? O ne lan? Hamam böceğine benziyor ama. Oha! Şu sopayı alayım elime. Ne olur ne olmaz. Şimdi zaten saldırıya uğrayacağız büyük ihtimal. Bak şurada bir kahve var. Sigara var. Yazı altı. Şurada bir şey var mı? Puro kutusu. Nuka Cola şişesi. Al hepsini. Kahve. Burası boş. Burası da boş. Şurada Steam Pack var. Ne işe yarıyor? Sonra hepimiz yani okuyacağız. Sonra göreceğiz. Güvenlik terminali. Sonra bir kahve daha. Hep ne varsa hepsini alacağız arkadaşlar. Sonra bunları satabiliriz veya kullanabiliriz. Oturuluyor. Tamam. Şuna da bakalım. Şuna da bir göz atalım. Pardon. Güvenlik talimatları. Operasyon protokol rehberi. Güvenlik... Lan bu ne? Gizli. Sadece yönetici görebilir. İhlal FTP 0-10-11. Volt 111 uzun vadede yaşamı askıya alınmış. İnsan denek... Lan biz insan deneklerimişiz. İçin tasarlanmıştır. Kullanıldık desene. Güvenlik personeli kurulum bütünlüğünü korumaktan ve bilim kadrosunu faaliyetlerinde izlenmek sorumludur. Hiçbir koşulda personel için atanan görevler değiştirilmeyecektir. Volt operasyonlarına baş kaldırı ya da engelleme girişimi suçtur. Güvenlik görevlileri öldürücü kuvvet kullanmakta yetkilidir. Oo. Bayağı tehlikeliymiş ha. Holotip yükle diyor. Operasyon protokolü rehberi. Oturum izni, personel görevleri, tehlikeli geçit. Oturum izinleri, Vault etkinliğine onay yaptığının tüm personel girişleri alanı raporu olacaktır. Araştırma görevleri, sakinleri alanın... Lan! Yazı bitmiyor! Çık şuradan. Çık!
Bence arkadaşlar okuyacağız. Bunları da okuyacağız. Ama ilk önce buradan çıkalım bir. Çıkalım sonra tekrar girelim. Zaten galiba girebiliyoruz tekrar. İlk önce şu sopanı bir çeksene dostum. Heh. Tamam, şimdi ilerleyeceğiz. Etrafınıza baka baka tabii ki. Ulan! Direkt öldü. Dev böcekler mi? Burada ne oluyor? Heh, ne olsun? Nükleer santral patladı. Her şey olabilir. İki kafalı kertenkele görebilirsin. Sonra bu suyu içebilirsin. Ama dikkatli ol, senin de iki kafan çıkmasın. Evet. Yani kolay bir şey değil arkadaşlar. Nükleer dediğiniz böyle hafif bir şey değil. Bir hata oldu mu? Hadi ya oradan. Artık dönüş yok. Etrafımıza bakıp gidelim. Mesela Çernobil'de olan olayları siz de duymuşsunuzdur. İşte hayvanlar başka biçim almaya başlamış falan filan. İki kafalı doğmuş insanlar. Üç kollu, iki ayaklı, beş parmaklı falan filan işte arkadaşlar. Tehlikeli ya. Tehlikeli. Bence güneş enerjisi güne en iyisi. Yani benim düşüncem. Yani böyle duruma düşmek istemem. Ya da insanların düşmesini de istemem. Var mı daha burada alacağımız bir şey? O neydi lan? Okumadım. Bir şey aldık. Arızalı bir şeye benziyordu. Şu ne? Tost makinesi. Al bakalım. Tost yaparız yeni evimizde. Buradan çıktıktan sonra eğer bir şey varsa bu dünyada. Kızaklık yapar ne? Ulan! O neydi lan? Öldüm sandım ha. Musluk falan oluyor ama. Musluk duşta oluyor mu? Duş olmuyor. Paslanmış gibi. Şurada da bir yatak odası gibi bir şey var. Kimse kalmamış arkadaşlar. Herkes ölmüş. Herkes ölmüş. Ya biz tek hayatta kalan biziz. Evet, burayı böyle soya soya gidiyoruz işte. Her şeyi önümüze ne geliyorsa alıp gidiyoruz. Burada yatakların etrafında bir şeyler var mı? Yok, burası bomboş. Çıkalım. Şunu almıştık zaten. Şurada yol devam ediyor. Ha bak. Havan böcekleri var. Öldü. Elektrik kaçırıyor lan bu alet. Şu cam arkasında. Bak orada bir tane var. Hamam böceği. Gel lan. Hoppa. Öbürü nerede? Bir tane daha. Oha. Ulan uçmadan gel. Kalpten gidiyorduk burada ya. Demin bu cama yapışmıştı ya. Biz de o arka taraftaydık galiba. Evet, şu elektrik çene onu etkisiz hale getirebiliyoruz mu? Şöyle iskelet lan. Burada neler oluyor? Herkes nereye gitmiş? Ölmüş lan bak, ölmüşler herkes. Nereye gitsinler? Devam edelim. İki tane hamam böceği daha. Saldır. Hop, hop. Valla bu bize darbe verdi. Radyoaktif zehirlenme aldık. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şu su. Lup 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 lup. İç. İçtik. Aç şu kapıyı. Neredeyim ben? İskelet. Geriye bu mu kalmış? Evet, şurada birkaç tane steam pack daha var. Bunları da alalım. Steam pack %30 sağlık yeniler. Sakat uzuvlar iyileştirici ve kolay kullanımı için favoriler eklenebilir. Evet, favorileri de ekleyebiliyoruz arkadaşlar bu arada onları. Oha silah. 10 milimetre tabanca. Al. Şunu da al. Mermiyi doldur. Doldu mu? Bir deneyelim mi ya? Şuraya bir de ateş edelim. Bak şuraya. Tam şu ortaya böyle gözden arpayacıktan böyle isabet edip de hop. Oha, tam ortadan vurduk ama ha. Acayip. Evet şuraya bakalım. Başka bir şey var mı? Ha bak gözlük var, bize yakışır. Deneyelim mi? Aslında bak şöyle karakterimizi... Oha ne yapıyorsun lan, silah vurma. Yeni buldun zaten. Ama bak şöyle bir yerden hatırlamıyorum tam olarak ama... Ha bak şöyle çevirebilen. Şu gözlüğü bir deneyelim. Inventory'e giremiyor mu? Yok giremiyoruz şu an. Tamam sonra yaparız. Çıktıktan sonra. Aslında böyle de güzel oynanır da. First person daha iyi bence ya. Yukarıda bir şey kaldı mı?
Yok, tertemiz yaptık. Her şeyi topladık. Buradan yol devam ediyor. Şuraya da bakalım. Oha, daha çok mermi. Bir silah daha, aynısı. Nice. Güzel, senin için geri geleceğim. Silaha bak kardeş ya. Bu ne? Tamam, bunun için geri geleceğiz ama bunu kırıp... Yok, kırılmıyor. Gerçekten güçlü kilit. Tamam, buraya da sonra geliriz ama şuralara bakacağım tabii ki. Boşaltacağız buraları. Voltek nedir? Elbise miydi yine? Şurada bir açılmamış sigara paketi alalım, satalım sonra. Daha ne var? Evet, kartonlar boş herhalde. Bir lavabo. Şurada kestirebiliyoruz galiba ama şimdi uyku bize lazım değil ama şu dolaba bakmadık. 10 milimetre, iyi ki bakmışız. Tamam, buralara baktık. Şimdi burada bir kapı var. Büyük ihtimal terminal gerekli. Bilgisayardan açabiliyoruz. Tamam beyler, şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Evet. Ne? Ne dedi? Arkadaşlar burada ilk bölümü bitiriyorum. Galiba çekim de bayağı oldu. İlk bölüme göre bayağı uzun, yani uzattık. Ama bir şey olmaz, keyifli de keyifli bir başlangıç oldu. Hayatta kaldık ama maalesef Nora'yı ve Shaun'u kaçırdılar. Nora'yı kaybettik, Shaun'u kaçırdılar. Ve şimdi bunun intikam peşine düşeceğiz önümüzdeki bölümler. Shaun'un peşine düşeceğiz. Evet. Maalesef Nora da öldü. Üstümüzde yüzük var. Bu kapının ardından galiba çıkış var. Ama sonradan buraya zaten döneceğiz. O zaman bütün bilgisayarları okuyarız. İlk önce buradan çıkmak istiyorum. Temiz havaya çıkmak istiyorum. Öyle diyeyim. Evet, umarım beğendiniz arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümü buradan devam edeceğiz. Tam olarak buradan. Bu bilgisayarın önünden. Devam edeceğiz. Evet. Dediğim gibi umarım beğendiniz. Bölümü burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.